Evet, herkese iyi akşamlar. Arkeoloji Haberi'nin değerli takipçileri. Öncelikle sizlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugüne çok özel bir konuğum var. Kendisi de benim çok özel dostum. Bu arada canlı yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 11.sini gerçekleştiriyoruz. Şimdi sevgili dostum Berkay Dinçer'i davet ediyorum. Küçük bir hatırlatma yapayım. Yorumları kapatacağım. Soruları hemen yorumların yanında küçük bir kutucuk var soru işaretli olan. Oradan gönderebilirsiniz. Berkay merhaba. Merhaba Murat. Nasılsın Berkay? İyidir, sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Öncelikle teklifimizi kabul edip yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani aslında normalde biliyorsun pek sıcak bakmıyorum bu işlere ama teklif senden gelince hayır diyemem diye düşündüm. Çünkü biliyorsun eski dostuz, uzun zamandır arkadaşız. Ben dedim ki en azından böyle bir şeyde bir katkıda bulunmak isterim Murat'a bu şekilde diye düşündüm. Teşekkür ederim. Böyle klasik bir biyografi geçmişi hazırlamadım senin için. Çünkü çok uzun bir dostumuz var ama kısaca söyleyeyim. Bu akşam konuğumuz İstanbul Üniversitesi Paleoantropoloji Bölümü öğretim görevlisi doçent doktor Berkay Dinçer. Berkay ile ilgili tabii birkaç şey söylemek isterim. Aslında 2003 yılına dayanan bir geçmişimiz var kendisiyle. Arkeoloji ile ilgilendiğim hayatta benim için bir dönüm noktası var. O da Berkay'la tanışmam oldu aslında. Beni ufuk olarak arkeoloji dünyasında birçok kapı açmama sebep oldu. Kendisiyle Bursa'da 2 yıl süren bir proje yürüttük. Bütün Bursa'yı karış karış gezdik. Sahada beraberdik 2003-2005 yılları arasında. Daha sonra Trakya'da birkaç kendisiyle beraber gezi gerçekleştirdik. Yine saha çalışmalarına katıldık. Onun sayesinde ilk defa bir arkeolojik kazıya katıldım. Birkaç günde olsa Niğde'deki Kaletepe Deresi kazısına katılmıştım hatırlarsan. Gene senin Evet. sayende. Ve sonra da en son Bursa'da bir Şahinkaya mağarası maceramız olmuştu. Evet, O ekipte, 2007'de. evet 2007'de o ekipte gene beraber yer almıştık. Yani çok geçmişimiz var. Aslında saatlerce bunu konuşabiliriz ama ben sadece müsaadenle bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu geçmişte Tabii. ilgili. Yarımburgaz Evet. Mağarası. 2005. 2005. Evet. Evet, Ozan 2005. da var. Sevgili Ozan da bizle beraberdi o gezide. Ve oradan Trakya, Menekşe Çatağı o taraflara doğru gitmiştik. Böyle bir paylaşım yapmak istedim. Bunu da kaldırayım. İstersen yavaş yavaş konumuza giriş yapalım ya da söylemek istediğim bir şey varsa önce takipçilerimizi onu alalım. Sonra da top sende. Yani şöyle tabii ki bugün hepimiz için özel bir gün, 19 Mayıs Evet. olmasından dolayı. Ben aslında konuşmayı biraz yeni şeylere odaklı düşünüyordum. Yani yeni keşiflerle ilgili zaten odağımız gene bu olacak ama 19 Mayıs'la ilgili bir şeyler söylemek durumunda hissettim kendimi. 19 Mayıs sadece Türkiye için değil aslında. Yani ben Kuzey Afrika'yı da gezip görmüş, işte az çok tanıyan bir insanım. Oradaki bütün halkların kurtuluşunu da aslında yakından ilgilendiren, onların kurtuluşuna da örnek olan bir mücadele. Yani 19 Mayıs sadece işte Atatürk'ün Samsun'a çıkması değil, ama onunla birlikte başlayan bir mücadele, onunla birlikte başlayan bir dönüşüm, değişim. Özellikle bizimki gibi işte sömürgeleştirilmeye çalışılan bir halkın bir mücadelesinin başladığı bir gün. Tabii bu halkın mücadelesinde kritik öneme sahip bir şey var. Bu da şu. Atatürk'ü tanıyanlar tanıyorlar ama biz tabii arkeolojik açıdan Atatürk'ü tanıyoruz. Yani Atatürk'ün arkeolojiye yaptığı katkıları da tanıyoruz. Ve yaptığı devrimleri nasıl yaptığını aslında biraz da ben bununla ilişkili görüyorum. Çünkü Atatürk gençliğinden beri cepheden cepheye koşan, işte Trablusgarp'tan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Anadolu'daki mücadeleye koşup
yorulmadan savaşan bir insan. Ama şunu da biliyoruz ki akşamları işte savaş alanında çadırına çekildiğinde Sümerlerle ilgili kitapları, Fransızca o dönemde yaygın olarak bulunmayan, zor bulunan kitapları çadırında Fransızca orijinalinden okuyup Sümerler hakkında bilgi alan, Sümerlerin detaylarını kitapların altını çize çize okuyan bir lider. Dolayısıyla böyle bir insanın yarattığı yeni bir devlet, yeni bir ülke tabii ki başka oluyor. Ben çok sevdiğim bir laf var Göte'ye ait. Göte'ye atfediliyor daha doğrusu. Diyor ki 5000 yıllık geçmişin hesabını yapmayan günlük yaşıyordur, günübirlik yaşıyordur. Atatürk'ün de 5000 yıllık bir geçmişin hesabını yaptığını görüyoruz. O yüzden herkesin 19 Mayıs'ını da kutluyorum. Bunun önemli, büyük bir mücadele günü olduğunu ve bütün özellikle Afrika olmak üzere bütün halklara örnek bir mücadelenin başlangıcı olduğundan dolayı da ne derler, gurur mu duyalım? Herhalde gurur duyabiliriz. Evet. Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Şimdi bizler hep hayatımızı ve geçmişimizi nasıl düşündüğümüzle ilgili olarak kararlar alıyoruz hayatta. Ve baktığımızda insanlığın işte Kurtuluş Savaşı'na neden olan süreçleri de görüyoruz. İşte Amerika kıtalarının nasıl 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan itibaren sömürgeleştirildiklerini de görüyoruz. Ve neden aslında bunları birbirimize yapıyoruz diye düşündüğümüzde, neden birbirimize zulmediyoruz, neden insan türü, bir hayvan türü olmamıza rağmen neden insan türü birbirini en yoğun şekilde katleden, neden birbirine en fazla zulmeden canlı türü olduğunu anlamak için aslında bizim geçmişe bakışları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Yani kendi geçmişimizi, kendimizin ne olduğunu, nasıl gördüğümüz burada kritik öneme sahip. Şimdi ben seninle tanışmadan böyle birkaç sene öncesinde gene Tekirdağ'da bir gün bir köy kahvesinde oturuyordum. Bir çok sevdiğim bir abi vardı. Onunla birlikte oturuyordum. İşte taşlardan falan filan bahsediyoruz. Onların sen de benimle birlikte geldin o Tekirdağ'ın o köyüne. O köyde Evet. Bu taşlardan bahsederken işte diyordum ki işte belki yüz binlerce yıl öncesi, belki daha da öncesi. Köydeki o abi işte bana dedi ki ya saçmalıyorsun şu an. Yani saçmalamayı kesme Erkan, yani ne diyorsun sen, ne yüz binlerce yıl? Neden dedim? Dedi ki ilk insanlar Romalılardır. Daha da bunu tartışmamıza gerek yok. Çünkü ilk insanların Romalılar olduğuna dair bir bilgisi var elinde. Şimdi biz bugün insanın geçmişini her geçen gün biraz daha fazla öğreniyoruz. Daha fazla bilmeye başlıyoruz. Ben o yüzden bunun bir geçmişinin nasıl olduğunu önce biraz tartışmak istiyorum. Tabii beni çok etkileyen birkaç tane konu var. Neden arkeoloji, neden paleolitik diye hep kendime soruyorum. Tabii ki bununla ilgilenen herkes kendisine bunu soracaktır. Ben açıkçası sömürgeleştirme hareketlerinin bizim türümüz için çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama yanlış olmasının aslında ardında yatan şey bizim kendimizi dünyada ne olarak gördüğümüz. Şimdi bir ne yazık ki acı bir gerçek var. 1960'lara kadar Amerika'da siyah insanların işte çeşitli haklarının verilmediğini görüyoruz. Avrupa'da ve Amerika çeşitli müzelerde ya da fuarlarda 1950'lere kadar insanların kafeslerde sergilendiği bir dünyadan bahsediyoruz. İnsanların birbirine böyle bir zulmü gördüğünü en son bir müzeden bahsedecektim. Aslında müzede insanı sergilemek için almışlar ama siz, ona diyorlar ki sana işte hayvanat bahçesindeki hayvanlara bakım yapman için seni işe alıyoruz. Ama halbuki kendisini sergilemek için alıyorlardı 1930'larda Amerika'da olan bir şeydi. Tabii özellikle geçmişimize baktığımızda insan türünün kendisine nasıl baktığı ve kendisiyle ilgili olarak yani benim sana, senin bana, benim Afrikalıya, benim Asyalıya bakışım
ya da onların bize bakışındaki hikayenin aslında anlaşılması için paleolitik çağ arkeolojisi bize gerekli. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Biz bilimi sürekli olarak, her gün yeni bir şey çıkıyor şu anda. Yani ben hep şuna benzetiyorum, insanın geçmişiyle ilgili olan olayları. Biz kapkaranlık bir ormandayız. Hiçbir şey göremiyoruz. Ama arada bir şimşek çakıyor ve ortalık aydınlanıyor. Bir saniye, belki daha da kısa bir süre görebiliyoruz ortamı. İnsanın geçmişine baktığımızda aslında biz böyle ormandayız. Orman var, her şey var içinde ama şimşek çakmadığı için göremiyoruz. Kendi geçmişimize bakışımızın aslında hikayesinde bu şimşeklerin çok az çaktığı yıllar geçirdik. Şu anda iş biraz daha değişiyor. İş özellikle son 20 yıldır çok fazla değişmeye başladı. Ve artık şimşekler o kadar çok sık çakıyor ki biz artık gözlerimiz de aydınlığa alışmaya başladı. Ama bu şimşeği ilk yakanların tabii ki bir anmasını yapmak istiyorum. Çünkü bunlar önemli konulardı. Biz yaklaşık olarak 1500'lerin ortasına kadar doğamızı, yani insanlığın yaşadığı bu gezegeni, bu dünyayı evrenin merkezinde zannediyorduk. Yani biz evrenin merkezindeyiz, güneş etrafımızda dönüyor, diğer gezegenler etrafımızda dönüyor. Bütün evren bizim etrafımızda dönüyor zannediyorduk. Ta ki Kopernik çıkıp da işte ya bu böyle değil. Dünya evrenin değil, güneş merkezinde, güneşin etrafında dönen bir gezegen diyene kadar. Yani bu bizim hayata bakışımızı büyük oranda etkileyen temel konulardan bir tanesi oldu. Daha sonra Galileo çıktı. İşte bunu kanıtlarıyla ortaya koydu. Dünyanın döndüğünü söyledi. Ama asıl buradaki en büyük katkı her şeyin dünyanın etrafında dönmediği gerçeği. Biz evrenin kıyısında bir işte galaksinin içinde, bir güneş sisteminin içerisindeki bir küçük dünyada yaşayan bir canlıyız aslında. Bütün evren, evrenden bahsediyoruz. Daha en yakın gezegen olan Mars'a ayak basmadık. Yani böyle bir insanlıktan bahsediyoruz. Yani her şeyi algılayan, her şeyin kendisi için yapıldığını varsayan, öyle zanneden, öyle mutlu olan bir canlıyız. Tabii ki bu doğaya bakışımıza, dünyaya bakışımıza da çok büyük bir etkide bulunuyor. Tabii geçmişimizi bilmemekten kaynaklanıyor bunlar. İlk, belki de en önemli kaynaklardan bir tanesi, 1650 yıllarda bir psikopos İncil'e dayanarak insanlığın geçmişini ilk kez, işte ne zaman başladığını, dünyanın ne zaman kurulduğunu, dünyanın ne zaman oluştuğunu hesaplamaya başlıyor. Bu sonuca göre, İncil'e dayanılarak yapılmış, bu çok hassas, çok ciddi, kendi dönemi için belki de çığır açan ama bugün inanmamızın mümkün olmadığı bir bilgi. Ama bu temel bir bilgi, o da M.Ö. 4004 yılında dünyanın oluştuğunu, ondan sonra yaşadığımız her şeyin de bu dört, yani yaklaşık olarak 6000 yıllık bir dünyadan bahsediyoruz. Bir insanlık geçmişinden, hatta bütün dünyanın geçmişinden bahsediyoruz. Bu uzunca bir süre tabii bizleri doğrudan doğruya etkileyen bir şey. Çünkü kendi geçmişimizin ne kadar uzak olduğu ya da ne kadar büyük olduğu, aslında geçmişe bakmak insan açısından korkutucudur. Çünkü egolarımızı biraz zedeliyor. Bunun biraz sonrasında, konuşmanın sonlarına doğru buna değinmek istiyorum. 1758 yılında Carl Linne bir doğayla ilgili biyolojik bir çalışma yapıyor. Bu biyolojik çalışmasında ilk kez bizim türümüze, insan türüne Homo sapiens diyor. Yani bizim türümüzü aslında tanımlıyor ve diyor ki Homo sapiens diye bir türüz biz. Ve o dönemde şöyle bir eleştiri alıyor. Ya diyor, sen bizi primatların içine koymuşsun, ne yapıyorsun sen deniyor. Çünkü primatların içinde işte şempanze, orangutan vesaire bize benzer. Yani yan yana iki fotoğrafı koyduğumuzda neredeyse aynı
olduğumuzu anlayabileceğimiz türlerle aynı yere koyuyor. Ama çok büyük oranda da eleştiri alıyor. Çünkü biz insan olarak, hatta ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilkokula giderken canlılar, dünyada yaşayan canlılar üç türdü. Hayvanlar, bitkiler, insanlar olarak biz bunu tanımlıyorduk. Ama 1750'lerde daha Linne bunu bizi hayvanlar alemine koyarak aslında doğru bir yere koymuştu. Ve o dediği şeylerin başında da biz diyor insanın diğer primatlardan ve diğer canlılardan en büyük farkı da konuşmadır diyordu. Yani bizi konuştuğumuz için, birbirimizle bir lisan vasıtasıyla anlaşabildiğimiz için farklı bir yere koyuyordu. Ama şimdi bugün artık biliyoruz ki balinalar da konuşuyor, kuşlar da konuşuyor, diğer canlılar da konuşuyor. Pek çok canlı birbiriyle tabii ki iletişim kuruyor. Ve aslında insana özgü bir iletişim metodu değil lisan kullanmak. Arkeolojiye baktığımızda ise aslında çeşit çeşit birbirinden bağımsız arkeolojiyle paleolitik geçmişimizle ilgili olarak keşifler yapıldığını görüyoruz. Ama bunların sistematik hale gelmesi tabii ki bütün bilimlerin yaklaşık olarak 100-150 yıllık, 100, ya da 200 yıl diyelim sanayi devriminden sonra 200 yıllık bir geçmişi içerisinde bizim kendi geçmişimize, paleolitik geçmişimize dair araştırmalar yapmaya başladığımız zaman olarak ortaya çıkıyor. Ve burada 1800'lerin başlarında özellikle jeolojideki gelişmeler bizleri çok derinden etkiliyor. Çünkü Avrupa'da jeologlar ilk kez buzul çağları ile ilgili, yani Alpler'de yapılan çalışmalarda, İngiltere'de yapılan çalışmalarda geçmişte dünyanın bir takım buzul çağları yaşadığı ve buzul çağlarını gördüğüne dair bilgiler elde etmesiyle geçmişimize bakışımız biraz değişiyor. Çünkü dünyayı biz 4004 yılında milattan önce yaratılmış ve o günden beri de pek fazla değişmiyoruz. Bu esas olarak bu buzul çağlarının keşfi, tabii kalp atışlarını biraz durdurmamız gerekiyor diye de söyleniyor. Ona da dikkat edebiliriz. Neyse, 1830'larda ilk olarak Fransa'da Somme Irmağı'nın çevresinde Abbeville dediğimiz bugün bir beldesinde, ilçesinde diyelim. İlk taş aletlerle ilgili aslında daha öncesinde de çalışmalar var ama ilk sistematik araştırmalar başlıyor. Bu çalışmaların sonunda doğrudan doğruya bizim aslında bir Nuh tufanına dair bir inancın olduğu bir dönemde, yani Nuh tufanı ve tufan öncesi insanların yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz, anlamadığımız bir dönem. Ve 1830'lardaki bu çalışmalarda Boucher de Pertin ilk olarak işte tufan öncesi insanın izleriyle ilgili yazmış olduğu 1840'larda yayınlanan bir kitaptan bahsetmemiz gerekiyor. Bu kitapta diyor ki nesli tükenmiş hayvan türleriyle, yani fosil, bugün artık çevremizde yaşamayan fosil hayvan türleriyle birlikte insanlara ait taş aletlerin ele geçtiği tabakaların olduğunu. Hatta bunlardan bir tanesi Moulin Quinyon denilen bir yer. Moulin Quinyon'a ben 2 sene önce gittiğimde, aslında çok komik, Türkiye'ye de benzer bir hikaye. Moulin Quinyon'un üstüne çok güzel bir toki yapmış Fransa'dakiler. Fransız tokisi yapmışlar. Ve şu an aslında oradaki bütün arkeolojik kalıntılarda bir otoparkın altında kalmış durumdalar. Ama sonuçta bu önemli araştırmalar 1830'larda başlayan gerçek anlamda bizim bakışımızı, hayatımızı değiştiriyor. Çünkü Boucher de Pert diyor ki burada biz hipopotam kemikleri, yani su aygırı kemikleri buluyoruz. Fillere ait kemikler buluyoruz. Ve diyor ki geçmişte bu bölgede nasıl anlatayım, tropik bir iklimin olduğuna dair kanıtlarımız artık elimizde var diyerekten bir yorum ortaya atıyor. Aslında bu Boucher de Pert'in bu Somme Irmağı'nın teraslarında gerçekleştirdiği o çalışmalar, o ilk çalışmalar bir anlamda Paleolitik Çağ arkeolojisinde temellerini atıyor. Paleolitik Çağ arkeolojisinin ilk başladığı, ilk sistematik olarak, bilim olarak başladığı yeri oluşturuyor.
Tabii ki biz o zamana kadar insanın hala doğadaki yerinden habersiziz. İnsanın doğadaki yerini biraz daha anlamamız için Charles Darwin'in işte Galapagos seyahatini yapması ve onun ardından da 1858 yılında Türlerin Kökeni kitabını, 1871 yılında da İnsanın Türeyişi kitaplarını, bu ikisi de Türkçe'ye gayet güzel çevirilerle çevrilmiş kitaplar, yayınlamasını bekliyoruz. Çünkü aslında doğanın mekanizmalarını anlamaktan hala çok uzağız bu kitaplar ortaya atılana kadar. Yani diyor ki işte belli bir, bugün tabii en ilkel, bu fikri en ilkel, en ilk başta atanlardan bir tanesi olduğu için fikirlerin bir kısmı geçerli olmasa da insanın türeyişinde Charles Darwin'in dikkat çektiği çok önemli bir nokta var. Ve bunu da diğer hayvan türleriyle alakalı olarak ortaya atıyor. Diyor ki insanın kökeni Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası olması fikri o dönemde ortaya atılıyor ama henüz yeterince kanıt yok işin içinde. Fakat zaten kanıt bile olsa insanlar o dönemde buna inanacak durumda değiller. Neden inanacak durumda değiller? Çünkü Afrika insanlığın beşiği olarak kabul edilecek bir politik ortama sahip değil o dönemki dünya. Yani biz şöyle düşünün, Afrika'dan insanları gemilerle Amerika kıtasına taşıyıp orada köle olarak kullanıyoruz. Ondan sonra Afrika kıtasının altın madenlerini, elmas madenlerini her birini elimizden geldiğinde sonuna kadar sömürüyoruz. O madenlerde çalışan insanlara insan gibi davranmıyoruz ve insanlığın kökeninin Afrika kıtası olacağını söylüyoruz. Yani o dönemin politik ikliminde kesinlikle kabul edilemeyecek bir nokta insanın Afrika kökenli olduğu. Tabii bundan birkaç sene önce, Darwin'in işte Türlerin Kökeni kitabını yayınlamasından birkaç sene önce Almanya'da bir keşif yapılıyor. Almanya'da yapılan keşifte bir fosil insana ait bir keşif. Yani herkesin tanıdığı Neandertal olarak bildiğimiz fosil insan 1856 yılı Neandertallerin ilk bulunuşu ama daha öncesinde de bir takım Belçika'da işte İspanya'da bir takım Neandertal kalıntıları daha öncesinde de bulunuyor. Fakat bunlar bizim türümüz olarak algılanıyorlar. Yani o zamanlar tabii diğer insan türlerinin olup olmadığı hakkında bir fikrimiz ne yazık ki yok. Dolayısıyla Neandertallerin de keşfi işi biraz değiştiriyor. Tabii Neandertallerin keşfi bizim bugün özellikle sinema sektöründe çok sık ya da çizgi roman da sevdiğim için biliyorum. Çizgi romanda da çok sık karşımıza geliyor. Neandertaller mağara adamı, işte kadınları saçlarından tutarak sürükleyen, ellerinde bir tane sopa olan, işte eti butla ısırarak yiyen bir canlı olarak tanımlanıyorlar. O dönemki şeyde vahşi insan olarak tanımlanıyorlar. Burada önemli noktalardan bir tanesi. Hemen bunlar özellikle 1800'lerin ikinci yarısı. Ne oldu Murat, bir şey mi var? Yok. Tamam. 1800'lerin ikinci yarısında insanların çok büyük bir geçmişe ilgisinin olduğunu görüyoruz. Yani geçmişe o kadar büyük bir ilgi var ki herkes işte bir yerden İngilizler kitaplar yayınlıyor, bir yandan Almanlar insanın doğadaki yerini anlatıyor. İşte başka bir Fransız yazarlar insanın geçmişinin işte tarihinin ne olduğunu araştırıyor. Herkesin çok büyük bir merak ettiği, büyük devrimlerin yapıldığı bilimsel anlamda bir döneme giriyoruz. 1800'lerin sonlarına doğru İnsan Morgan'ın yazdığı kitaplarda insanların işte önce ilkellik, barbarlık, ilkellik, yabanilik dediğimiz bir döneme, ondan sonrasında ise barbarlığa, ondan sonrasında ise uygarlığa geçtiğine dair bir teori ortaya atılıyor. Aslında bu teori bizi çok doğrusal bir çizgi olduğunu ortaya koyuyor insanlık tarihinin. Yani ilkellik var, barbarlığa ondan sonraki aşamada geçiliyor. Ondan sonraki aşamada da uygarlığa geçiliyor. Uygarlık ne? Bugünkü bildiğimiz Avrupa toplumlarının o 1800'lü yılların sonundaki hali. Yani işte şime ne derler? Şey lokomotifler ortaya çıkmış. Sanayi devrimi yapılıyor. O da uygarlığın kendisi olarak tanımlanıyor. Ve bu bize şöyle
Diyor ki bu doğrusal bir çizgidir. Sırayla herkes, bütün toplumlar buradan bu yolları kat ederek geçecektir dedi. Hatta Karl Marx ve Engels'in de yazdığı çeşitli kitaplarda bu Morgan'ın bu çalışmasına çok büyük atıfların yapıldığını da görüyoruz. 1800'lerin sonlarında ise 1890 yılında ilk kez Java'da, Endonezya'da bugün, Java Adası'nda bir insan fosili keşfediliyor. Bir, yani ilk kez dediğim o türe ait ilk kez keşfedilen fosilden bahsediyorum. Bu da Homo erectus dediğimiz, bugün dik yürüyen insan olarak da Türkçe'ye çevrilen, halbuki daha önce başka dik yürüyen insan türleri de var ortalıkta. Ve bunun üzerine daha sonra Homo erectus'un Java'da bulunması, 1920'lerde Çin'de Pekin insanının ortaya çıkması, tekrar insan kökeninin Asya kıtasında aranması sonucunu doğuruyor. Ve bunu Gordon Child da kendi kitaplarında çok sık bir şekilde yazıyor. Asya, Asya, Asya. Çünkü aslında baktığımızda ideolojik olarak Asya kıtasının insanın kökeni olması o dönemde Afrika kıtasından çok çok daha tercih edilebilir bir şey. O dönemki politik iklimde. Ardından tabii 1925 yılında Nature dergisinde yayınlanıyor. Afrika'dan bir Australopithecus kemiği kafası, tavuk çocuğu dediğimiz bir kemik bulunuyor ve tekrar Afrika popüler hale gelmeye başlıyor. Ancak hala Afrika'da 1920'ler dediğimiz dönemde Afrika'da hala bir insan kökeniyle ilgili bir araştırma çok fazla yok. Bunlar da bir takım türler, zaten birçoğu Pithecanthropus gibisinden isimlerle işte anılıyorlar. Daha sonrasında ise çok kritik bir değişim, çok kritik ve önemli bir değişim oluyor. 1930'larda Leakey ailesi, o meşhur Olduvai Boğazı'nda çalışmalar yapan Leakey ailesi, Louis Leakey, Kenya'ya, zaten Kenyalı, o yüzden Kenya'ya geri dönüyor ve ben burada araştırma yapacağım diyor. İnsanın kökenini burada arayacağım diyor. Ve 1940'lar, işte 50'ler, 60'lar, hatta 70'lere, yani büyük oranda insan evrimiyle, insanın kökenleriyle ilgili olan keşiflerin neredeyse hepsi, %80'e yakını diyelim, Afrika kıtasında, Doğu Afrika'da, Kenya'da ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılıyor. Yani buradan işte 1964 yılında Homo habilis bulunuyor. Homo türüne yeni üyeler eklenmeye başlanıyor. Tabii Homo habilis olmasının işin içinde yetenekli insan demek Homo habilis ve ilk taşaretleri bunun yaptığı söyleniyor. Halbuki öyle değil. O zaman da biliniyor. Bugün de artık daha iyi biliniyor. O dönemde Afrika'da aynı bölgede 4 tane insan türü bir arada yaşıyor. Ve Homo habilis'in bu taşaretleri yaptığına dair elimizde en ufak doğrudan bir kanıt yok. Yani dolayısıyla baktığımızda biz Homo türünün taşaretleri yaptığı sonucuna varmak için çok büyük bir heves gösteriyoruz. Tabii meşhur Lucy'nin de bulunması 1970'lerin başında oluyor. 1900'lü yıllarda aslında o karanlık ormandaki şimşeklerin çakışlarının Afrika'da, Afrika yönünü bize daha fazla gösterdiğini görmeye başlıyoruz. Yani biz bir bakıyoruz, Afrika kıtası bir anda 1930'larda, 40'larda hep o zamanlara kadar Asya kıtası olarak bahsedilen insanın kökeni Afrika'ya taşınıyor. Ve Afrika'ya taşınırken aslında bizim o dönemki, yani o çağın rasyonel düşünme biçimi, yani doğrusal, arkadaş, habilis, arkasında Erectus, Erectus'tan Neandertal'e, Neandertal'den Homo sapiens'e evrilen doğrusal bir evrim çizgisi görme eğilimimiz bizim ağır basıyor ve bütün kökenimizi biz Afrika kıtasına kaydırıyoruz doğrudan doğruya. Ve tabii ki bu bugüne de sirayet ediyor. Yani şöyle düşünmek lazım, bizim şu anda bilim camiası olarak konuştuğumuz şeylerin sade vatandaşa sirayet etmesi için çok büyük zaman geçmesi gerekiyor. Benim
Bugün işte şu anda bu konuşmayı hazırlanırken yaklaşık 30-40 tane kitaba tekrar baktım. Bu 30-40 tane kitabın hepsinde aslında 150 yıllık görüşlerin tekrarı çok nadiren bazılarında buna bir şeyler ekleniyor. Bazen insan türlerini işte şöyle sıralıyorlar, bazen böyle sıralıyorlar. İşte o çıkıyor, bu giriyor. Ama aslına baktığımızda hep aynı teorileri, tek bir merkeze, tek bir kronolojiye, insanın Adem ile Havva teorisine de dayanan bir şekilde tek bir kökenden çıktığı sonucuna varmaya çalışılıyor. Ama daha sonrasında 1950'ler 60'ların ardından biz bakıyoruz ki artık çizgisel bir gelişim, doğrusal bir tarih ne yazık ki mümkün değil. Çünkü farklı coğrafyalarda, farklı insan türleri aynı zamanda, bazen aynı yerde bir arada olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Tabii 2000'lerin başından itibaren bu iş çok büyük bir değişim yaşamaya başlıyor. Nasıl bir değişim yaşıyor? Şöyle anlatayım ben sana. Ben 2000 yılında 3. sınıfta öğrenciydim. O dönemde paleolitik çağ arkeolojisine ilgi duymaya daha yeni başlıyordum. Ve o sene içinde çıkan her şeyi okuyacağım diye bir iddiam vardı. Hala öyle bir iddiam var ama artık mümkün olmadığını görüyorum. Bu sene çıkan her şeyi, daha 2020 yılında çıkan her şeyi okumam mümkün değil. Yaklaşık olarak 2000 yılında paleolitik çağ arkeolojisiyle ilgili çıkan yayın sayısı yılda 30-35 civarındaydı. Ve ben hepsinde ulaşabildiğim kadarıyla tabii ki okurdum. Ama bugün artık bir yıl içinde paleolitik çağ arkeolojisiyle ilgilenen herhangi bir insanın okuması gereken yayın sayısı günde 2 tane. 2 tane tam makale, büyük makale şeklinde. Ve artık büyük bir ne diyelim, bilimsel bir devrimin arifesindeyiz. Yani ve biz aslında bunu nasıl algılayacağız? Nasıl bunu kendi hayatımıza, kendi bilimsel bakışımıza, kendi insanımıza, kendi insanlığımıza, bakışımıza nasıl yansıtacağız? Aslında mesele biraz da bununla alakalı. Dolayısıyla ben de 2000'li yılların başını kendime bir milat aldım. Ve 2000'li yılların başına kadar olan gelişmeleri biraz burada özetlemeye çalıştım. 2000'lerden sonra ise ortam artık yani ipi koptu diyelim bilimsel keşiflerin. Çünkü artık bugün hızına yetişemiyoruz. Hatta ben bugün kafam karışmasın diye e-maillerimi açmadım, Twitter'a girmedim. Çünkü bugün bile yeni bir şey olma riskiyle karşı karşıyaydım ve bugün hazırlanmış olduğum konuşmayı yeniden tasarlamak istemedim. O yüzden bugün hiçbir şeye bakmadım mesela. Ama her gün yeni bir şeyin çıktığı, yeni bir dünyada yaşıyoruz artık. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz 2000'lerin başında, 2002 yılında yeni bir keşifle uyandık. Neydi o yeni keşifte? Gürcistan'da hemen doğudaki komşumuz olan Gürcistan'da bulunan yeni bir kemik ve taş alet topluluğuyla güne uyandık 2002 yılında ve bunlar diyorlardı ki tamam bunlar 1,8 milyon yıl öncesine ait. En eski yani Afrika kıtası, Afrika'da 2,6 milyon yıl olduğunu biliyorduk en eski insan yontma taş aletlerinin. Dmanisi'de ise biz doğrudan doğruya 1,8 milyon yıllık bir geçmişle karşı karşıyaydık. Ben sana dürüstçe söyleyeyim, tepkim benim şu oldu. Böyle bir şey saçmalık olamaz dedim. Çünkü o dönem 2002'ye kadar olan bilgilerimizin hepsi insan türünün Afrika'dan çok daha geç çıktığı üzerine kurguluydu. Yani 1,8 milyon yıl demek her şeyin çökmesi demekti. Ve ben de haliyle inanmadım. Pek çok meslektaşım da inanmadı. Ben o zamanlar öğrenciydim. Ama o kafamla inanmıyordum ama meslektaşlarımızın, hocalarımızın bir kısmı da ya böyle bir şey olamaz diye düşünüyordu. Bu devrimlerden en kritik olanlarından bir tanesiydi bilimsel. Yani son 20 yılın en önemli keşiflerinden bir tanesi neydi dersen, bunun aslında bizim Afrika'da uzun süre kaldığımız, daha sonra dünyaya yayıldığımız paradigmasına en büyük karşı çıkan şeydi. Tabii 2000'lerden beri olan şeyleri özetlemek istiyorum. 2004'te başka bir şokla uyandık. 2004'ün şoku da şuydu. Gene Endonezya'dan, Flores Adası'ndan, bunun adını söylemekten çok zorlanıyorum. Homo floresiensis
deniyor. Flores insanı ya da buna bir lakap da takmışlar. Hobbit diyorlar. Çünkü bu küçük bir insan türü. Homo erectus benzeri özellikleri olduğundan bahsediliyor. Adada yaşamaktan dolayı cüceleşti. Yani şöyle bir şey ya, küçük bir metrelik ufak bir insan türü. Fakat bu yaklaşık olarak 38-40 bin yıllar civarlarında yaşıyor ve Homo floresiensis'in tespiti aslında insan çeşitliliğinin ne kadar büyük olduğunu ve bizim bunun ne kadar azını bildiğimizin aslında bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya tekrar popüler oldu Flores insanları sayesinde. Daha sonrasında 2005'li yıllardan itibaren bilim insanlarının tekrar Çin'e döndüğünü görüyoruz. Yani paleolitik arkeologlar Afrika, yani 1950'lerden, 60'lardan, 70'lerde, 80, 90 hatta 2000'lerin başına kadar Afrika üzerine çalışan bütün herkesin bir anda Çin'e yöneldiğini, Çin'in tabii ki bu dünyaya açılma politikalarıyla da, biraz serbestleşme politikalarıyla da ilgili, doğrudan doğruya herkesin Çin'e gidip Çin'de araştırmalar yaptığını görüyoruz. Ve aslında 2000'li yıllardan itibaren ortaya çıkan şeylerin en temelinde Avrupa kıtasında artık biz daha fazla keşif yapmıyoruz. Avrupa kıtasını biz evet keşfettik. Hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ve öğrenebileceğimiz o kadar çok şey var. Ancak artık Avrupa'dan ses getiren keşifler daha az çıkıyor. Çin'de, Güneydoğu Asya'da, işte Filipinler'de, Endonezya'da, işte Sumatra'da, Borneo'da daha fazla keşifler yapılıyor. Çünkü bunlar aslında bizim tek düze gördüğümüz, işte Homo erectus aşölyen el baltalarını yaptı. Homo habilis all the one işte teknolojisini üretti. Musteryeni üreten Neandertallerdir gibisinden yanlış bakış açılarımızın ne kadar haksız olduğunu bize kanıtlayan şeyler olarak ortaya çıkıyor. Asya'nın yeniden keşfi, Asya kıtasının insan evriminde yeniden ön plana çıktığı bir dönem 2000'li yılların başlarından itibaren bizim karşımıza çıkıyor. 2007'ye geldiğimizde ise şöyle bir keşifle, daha beter bir keşifle uyanıyoruz. Çünkü aslında biz insan olarak kendimizi diğer hayvanlardan, diğer canlılardan üstün gören bir canlıyız. Ve diyoruz ki işte Linne diyor işte insan konuştuğu için farklıydı. Ondan sonra 1800'lü yıllardakiler diyordu ki, sonlarındakiler, insan taş alet yaptığı için farklıydı diyordu. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran. Çünkü bizim şöyle bir ihtiyacımız var. Biz insan olarak kendimizi ayrı bir yerde tutmak istiyoruz. Neden? Çünkü ben ineğe zulmetmek istiyorum. Ben ineği kesip yemek istiyorum. Ben işte bütün hayvanları işte evime alıp işte ya da evime almayıp hayvanlara hükmetmek istiyorum. Dolayısıyla bizlerin hayvanlardan, diğer hayvanlardan, akrabamız olan, kardeşimiz, arkadaşımız ya da kuzenimiz olan diğer hayvanlara farklı olduğumuz bir yönümüzü kanıtlama ısrarımız var insan türü olarak. Ama 2007 yılında yapılan Batı Afrika'da gerçekleştirilen bir keşif aslında çok da farklı olmadığımızı ortaya koyuyor. Bu da 4300 yıl öncesine tarihlenen bir insana ait olmayan bir taş alet yapım atölyesi. Bu da 2007 yılının şoklarından bir tanesi. Yayınlanmış şoklarından bahsediyorum. Bir şempanzelere ait bir taş alet üretim atölyesi ortaya çıkıyor. Çünkü bizim sürekli olarak yani elimizde bir ayna var ve kendimize bakmak istiyoruz insan türü olarak. Yani sürekli gündemde biz olmalıyız. Sürekli biz doğanın en harika, en tatlı, en muhteşem canlısıyızı görmek istiyoruz. Ancak bunlar ufak ufak bizim o büyük egomuzu zedeleyen şeylerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç yıl sonra, yani bunları ben gene özetleyeceğim. Her sene mutlaka şok olduğumuz bir şey çıktı ama 2010 yılındaki en büyük keşiflerden bir tanesi de Rusya'nın Altay Dağları bölgesinde ortaya çıkarılan Denisova mağarasında şöyle küçük bir serçe parmak kemiğinden alınan DNA'dan insan, yeni bir insan türünün ortaya çıkarılması oldu. Burada asıl ilginç olan konulardan bir tanesi, bence en ilginci, yeni bir insan türünün ortaya çıkması kadar ilginç olan
şeylerden bir tane. Denisova mağarasında Denisova insanları yaşıyor, Neandertaller yaşıyor, Homo sapiens yaşıyor. Şu an artık bugün biliyoruz ki 2010 yılında bilmiyorduk. 40 bin yıllık bir geçmişi olduğunu zannediyorduk mağaranın o zamanlar. Ama bugün artık biliyoruz ki 300 bin yıllık bir geçmişte çeşitli insan gruplarının bu mağaraya gelip gittiğini, bir arada yaşadığını, hatta daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan, birkaç sene önce ortaya çıkacak olan Denisovalı insanlarıyla Neandertallerin çiftleşerek ortak çocuklar yapmış olduklarına dair kanıtların da ortaya çıktığı bir yeni bir insan türü, yeni bir dünyada yeni bir çeşitliliğimize dair yeni bir ne derler, bulgunun ortaya çıktığı bir sene oldu 2010 yılı. Bir başka 2010 yılında önemli atılımlardan bir tanesi eski insan DNA'ları üzerindeki, yani genetik veriler üzerindeki çalışmaların artması. Burada tabii Neandertal DNA'sı bizim için çok önemli. Çünkü en büyük sorumuz şu: Neandertal bizim atamız mı? Neandertal atamızsa ne olacak? Atamız değilse ne olacak? Neandertal yaşamış ve kültürel anlamda bizim atalarımız olabilecek insanlara da katkıda bulunmuş olan bir insan türü. Yani dolayısıyla Neandertal'in benim atam olması ya da benim atam olmaması beni çok da ilgilendirmiyor. Neandertal bir insan türü ve bizim insanlığımıza ortak katkıda bulunmuş bir insan türü olarak benim gözümde var ve benim için Neandertallerin araştırılması da aynı Homo sapiens'in araştırılması kadar, aynı diğer insan türlerinin de araştırılması kadar da önemli gözüküyor. 2010 yılına ait bir başka keşif ise biz normalde taş alet yapımının ne zaman 2.6 milyon yıl önce başladığına dair bir genel kabul içerisindeydik. Bu genel kabul tabii ki doğrulanmış bir şeydi ve bizim tabii ki herkes böyle. Ama 2.6 milyon yıl öncesine baktığımızda, Doğu Afrika'daki insanların yapmış olduğu taş aletlere baktığımızda bunlar çok standart bir şekilde ortaya çıkan taş aletlerdi. Yani Old Oban teknolojisi olarak tanımlanan, satırların kıyıcıların olduğu bir teknoloji olarak vardılar. Ve bunların biz hep insan türü olarak kendimizi kaşif, işte mucit vesaire olarak görmeye alışkınız. Ama aslında bunları biz bu aşamaya çok kolay da gelmedik. Old Oban 2.6 milyon yıl öncesinde pat diye ortaya çıkıyor. Evet, kendisi kuralları belli, sistemi belli, harika bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bugün benim en sevdiğim taş alet türlerinden bir tanesi olduğu için söyleyebilirim. Çok ciddi anlamda standart halde ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda 2010 yılında yapılan, gene Kenya'da, yanlış hatırlamıyorsam, gerçekleştiren, Doğu Afrika'da gerçekleştiren bir keşif 3.3 milyon yıl öncesinde insanların taş aletlerini bulmuyorlar. Fakat taş aletle kesilmiş olan kemiklere ait izler bulunuyor, kemikler bulunuyor. Dolayısıyla bu da 2010 yılının önemli keşiflerinden bir tanesi olarak geliyor karşımıza. Ama benim açık konuşmak gerekirse hayatımda yaşadığım, yani bilimsel anlamda yaşadığım en zor yıl 2015 yılıydı. 2015 yılı gerçekten her gece uyuyup her sabah uyandığımızda geçmişimizin, bildiğimiz her şeyin darma duman olduğu, paramparça edildiği, yeni bir bilgiyle uyandığımız bir yıldı. Aslında 2015 yılı adapte olmak açısından, yeni bilimsel gerçeklere adapte olmak açısından gerçekten bittiğine çok sevindiğim bir yıl oldu. Yani çünkü gerçekten 2015 yılında yapılmış keşiflerin haddi hesabı yok. Neler oldu 2015 yılında? Önce Tayvan'da, gene Asya kıtasından bahsediyoruz. Tayvan'da 190 bin yıl önce yaşamış bilinmeyen bir insan türü keşfedildi. Ardından bu sefer gene Kenya'dan, Lomekvi'den 3.3 milyon yıla ait yontma taş aletler ortaya çıkarıldı. Yani bize paleolitik pleistosendir vesairedir derdik. Halbuki en eski taş aletler 3.3 milyon yıl önce. Hatta belki de daha da eskisi var. Çünkü bu bir deneme yanılma süreci olarak bizim tanımlayabileceğimiz bir şey. Yani insan bazen yapıyor, bazen yapamıyor. Bazen yapıyor ve biz bunun kanıtını bulamıyoruz. Dolayısıyla insan geçmişini, insanlığın geçmişini araştırmanın en büyük sıkıntısı, yani bize öğrencilik hayatımızda hep sorulan soru, en eski nedir? En eski nedir diye bir soru uzun vadeli bir soru değil. Çünkü
her gün değişiyor. Her geçen gün yeni bir şey keşfediliyor. Yeni bir keşfedilen şey de bizim insanlık geçmişine ait bilgilerimizi baştan aşağı sıfırlıyor. Mesela Lomekli'de 2015 yılında keşfedilen öyle bir şeydi. Öyle bir, hepimiz çok şaşırdık. Hatta yine ben açık konuşayım. Dmanisi'de yaptığım aynı şeyi yaptım. Dedim ki saçmalamayın, böyle bir şey olmaz. Kesin tarihlemeleri yanlış, kesin o su bu su yanlış, kesin tabakada bulunmadı, kesin başka bir şey oldu. Hep böyle bir şüpheyle yaklaştı. Tabii şüphe gerçek anlamda bilimin ilerlemesindeki temel girdilerden bir tanesiyken de bir yandan da biz şüphemizi, tutuculuğumuzu yerleştirmek için de kullanıyoruz. Yani biz Lomek işte Dmanisi'yi nasıl kabul etmediysem en başlarda, Lomekli'ye de tepkisel davrandım. Kesin bir hata yapıyorlardır. Ama daha sonrasında geçen 5 yıl içinde anladık ki Lomekli gayet taş alet, gayet de 3.3 milyon yıla tarihlendirilebiliyor. Bu dönemde 2015 yılının en zorlayıcı o haberlerinden bir tanesi bizim için gene Güney Afrika'da bir mağarada mağaranın derinliklerinde, yani benim hayatta, ya biliyorsun sen 2005 yılında Yarımburgaz'a birlikte gittiğimizde ben mağaraya ışık gelen yere kadar gittim. Çünkü ben mağaraların içinden korkarım. Ama mağaranın derinliklerinde çok zorluklarla ulaşılan bir yerde 15 tane bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Bu kemiklerin oraya nasıl geldiği çok tartışıldı. İşte ritüel bir olay mı, başka bir şey mi? Yeni bir insan türü ortaya çıktı. Biraz yine 1.40 boylarında küçük bir insan türünden bahsediyoruz. Ve buna biz Naledi insanı olarak bu isim, Homo Naledi olarak isimlendirildi. Ve bizim tabii ki şu anda işte kimileri dedi ki Naledi ilk çıktığında işte bu çok eski, Australopithecus'larla aynı yaşlarda vesaire dedi. Ama birkaç sene sonrasında yapılan tarihlendirme çalışmaları ortaya koydu ki Homo Naledi yaklaşık olarak 300 bin 200 binler yılları arasında yaşamış. Yani biz bunu daha geçmişte olsaydı daha rahat kabul edecektik. Neden daha rahat kabul edecektik? Çünkü 3 milyon 4 milyon yıl öncesinin insan çeşitliliği hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bir tür daha ekleriz oraya, dert değil. Ama 300 bin yıl kadar öncesinden, 300 bin yıl kadar yakın bir geçmişten, yakın diyoruz ama tabii 1850'lerde bunu 300 bin yıl desek kimse inanmazdı, ciddiye de almazdı. Ama 300 bin yıl aslında bizim insanlık açısından çok uzak bir dönem değil. Ve Homo Naledi'nin o döneme ait olması bize bir şok etkisi yarattı. Çünkü biz zannediyorduk ki biz 300 bin yılı gayet iyi biliyoruz. Ama bilmiyoruz. Çünkü insan çeşitliliğini, insanın ne kadar farklı olabildiğine dair elimizde hiçbir şey yok. Yani fili tuttuğumuz yerden tasvir etmeye çalışıyoruz ama aslında filin gerçek kendisiyle bir alakası yok. Ve Homo Naledi de bir kez daha bunu ortaya koyan önemli keşiflerden bir tanesi. 2015 yılı bitmedi. Bir skandal daha ortaya çıktı 2015 yılının sonunda. O da Çin'de 70-80 bin yıl öncesine ait Homo sapiens kalıntılarının bulunmasıydı. Dolayısıyla baktığımızda geçmişe biz zaman geçtikçe sürekli şok, şok, şok içerisindeyiz. Yani ben bunu en yakından takip etmeye çalışan insanlardan bir tanesiyim. Ama gerçek anlamda ben bile hala şaşırmaya ne yazık ki devam ediyorum. Aslında bu çok güzel. Çünkü artık şunu görüyoruz. Bundan sonra insana bakışımızda biz artık şaşırmamayı öğrenmek zorundayız. Yani geçtiğimiz 20 yıl bize şunu gösterdi. Biz şaşıramayız. Çünkü daha hiçbir şey bilmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. Biz dünyayı genelliyoruz. Biz insanlık tarihini genelliyoruz. Biz her şeyi genelliyoruz. Her şey hakkında bir fikrimiz var. Daha Mars'a gitmemişiz. En yakın gezegene ayak basmamışız. Daha geçmişimizde olan olayların binde birinden habersiziz. Ama biz her şeyi çok iyi bildiğimiz iddiasında olan bir insan grubuyuz. 2016 yılına geldiğimizde yine Endonezya'dan, Flores Adası'ndan bir takım keşiflerle karşılaştık. Ve burada işte 700 bin yıllık taş aletler, gene işte küçük insan türleriyle alakalı olarak bulundular. Bir başka gene bir yorum geldi ama okuyamadım. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Şimdi ekranı tıklarsam kapatabilirim diye korkuyorum. 2016 yılında yapılan keşiflerden bir tanesi de Brezilya'da bir hayvanat bahçesinde insan
Hayvanlar haricinde gene hayvanların, kapuçin maymunlarının yaptığı taş aletlerin ortaya çıkması. Alet yapma amaçlı değiller ama kuvarstaki silisyumu elde etmek için çabalarlarken yaptıkları hareketler bir şekilde yontma taş aletlere benzer sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ve aslında bu da bizim ilk taş aletleri nasıl yapılabilmiş olduklarıyla ilgili olarak, yani belki de rastlantı, belki bilinçli bir çaba, ama insan türünün aslında bu yanlışlıkla bile ortaya çıkmış olsa bile bir takım şeyleri nasıl kendine avantaja dönüştürebileceğine dair örneklerden bir küçük bir, ne derler, pasajdı bu aslında. Bir başka sorularımızdan bir tanesi, tabii biz hep merak ediyoruz, işte Homo sapiens, işte biziz, bizim türümüzün ortaya çıkması nasıl oldu? Biz yakın zamana kadar Homo sapiens'in yaklaşık 100 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığını, eski dünyaya en azından yayıldığını biliyorduk. Ama daha farklı tabii ki Cebel İrhud denilen bir mağarada, Fas'ta yer alan bir mağarada. Bu mağara aslında yeni bir mağara değil. Buradan daha önce de insan fosilleri ve taş aletler bulunmuştu. 5 dakika sonra kapanacak. Tamam. 5 dakikada şey yapacağız. O zaman Cebel İrhud'u anlatayım. Burada yapılan analizler bir Homo sapiens'in bugüne kadar bilinen en eski örneğini ortaya koydu. Bu en eski örnekte yaklaşık olarak 310 bin yıl eskiye ait örnekler. Yani bu bizim kendi türümüze de dair. Yani 310 bin yıl önce kimler yaşıyor? Fas'ta Homo sapiens var, bizim türümüz. Güney Afrika'da Naledi yaşıyor. Bir takım yerlerde Neandertaller, Denisovalılar, ondan sonra belki de Asya'nın içlerinde bir yerde Flores insanlarının atası olan insanlar, bir yerde Homo erectuslar yaşıyor. Yani 300 bin yıl öncesinde ortamın artık iyice civcivlendiğini, insanların tek bir tür olmadığı, insanların çok çeşitli türler halinde bir arada yaşadıklarını gördüğümüz bir dönemden bahsediyoruz. Geliyor mu şimdi sesin? Sesin geliyor. Seni duymak çok güzel oldu. Bir saattir yalnız başıma konuşuyorum burada. Aslında ben diğer kendi telefonumdan, yani izleyerek seni takip ettim. Aslında bir 30 saniye geriden geldi ses. Çok güzel anlattın. Bölmek istemedim. Önemli olan seni dinlemeleri zaten. Ben sadece moderatörlük yapıyorum. Çok da güzel anlattın. Tamamen ufkumuzda canlandı aslında. Yani bir böyle bir presentation, bir sunum aslında izlemiş gibi de olduk. Ağzına sağlık. Çok iyi hazırlanmışsın. Çok teşekkür ederim. İstersen devam edelim, sonra sorulara geçeriz. Ne dersin? Tamam, devam edelim. Zaten aslında çok az bir şey kaldı. O da ya ben bunları kronolojik olarak anlatıyorum. Çünkü kronolojik olarak anlatmayı tercih etmemin sebebi işte açıyorsun kitabı, işte şöyleydi böyleydi. Ama burada biz bir bilimin gelişimini inceleyerek aslında geçmişe bakışımızın zaman içerisinde nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani biz tamam şu şöyleydi, bu böyleydi. Evet, bütün kitaplar bunu zaten bu şekilde yazıyor. Ama biz bunu kronolojik anlam, keşif günlerine ve keşiflerin bize ne anlam ifade ettiğiyle ilgili olarak değerlendirdiğimizde aslında belki de bu işte bakın şurada Denisovalılar bulundu. Denisovalılar bize şunu diyor. Ama biz o zamana kadar bunu düşünmüyorduk. İşte Neandertal bulundu bilmem kaç yılında. Bu bize bunu anlatıyor gibisinden bir bakış açısı ile farklı bir şekilde bakmak istedim geçmişimize. Çünkü bu geçmişin aslında hikayesi bu yani. Bir bilimin hikayesi, bir bilimin tarihi bu aslında. Ama bilimin tarihi olmasının yanında insanlığın tarihinin de bu bilimin tarihiyle birlikte nasıl değiştiğini gösteriyor bize. İstersen birkaç yılımız kaldı. 2018'e tamam. Geldik zaten. 2018'de zaten az önce bahsetmiştim. Neandertal Denisovalıların ortaya birlikte üremiş olduklarına dair kanıtlar ortaya çıktı. Burada bence çok önemli 2018 yılında yine iki tane keşif oldu. Bir tanesi biz paleolitik sanat dediğimiz, özellikle üst paleolitikle birlikte ilişkilendirdiğimiz ve şimdi söylemek zorundayım çünkü benim çok sevdiğim bir yazar var. Türkçe'de bir kitabı var bu yazarın. Steven Mitten denilen bir yazar var.
Çok harika bir kitabı var. Aklın Tarih Öncesi diye. Ben bu kitabın içindeki fikirlerin neredeyse hepsine karşıyım. Ama kitabı yöntem olarak, anlatma biçimi olarak çok seviyorum ve 4-5 kere de okudum zaten bu kitabı. Çok bayıldım bir kitap. Bu kitapta benim en çok 1999 yılında Türkçe çevirisi yayınlanmıştı. Güven Arsabük'le de bunu hep tartışıyorduk. Yani o zamanlar onun yüksek lisans dersinde o okutuluyordu. Ben o derslere katılıyordum. En çok eleştirdiğim nokta şuydu. Neden Homo sapiens bu kadar üstün? Neden Homo sapiens diğer insan türlerinin yapamadığı şeyi gerçekten 35 bin, 40 bin yıl öncelerine baktığımızda taş alet teknolojisi olsun, sanat olsun, yani süslenme olsun, bireysel olarak kendimizi var ettiğimiz, insan olduğumuzu hissettiğimiz bir takım önemli özelliklerin ortaya patlama şeklinde çıkmış olduğunu görüyoruz. Üst paleolitik dönemle birlikte. Ve bu bize şunu düşündürüyor. Homo sapiens gerçek anlamda Neandertallerin ya da daha öncesinde yaşayan, önceden hep Neandertallerle kıyaslardık ama belki Denisovaları da katmamız gerekecek. Diğerlerinin yapmadığı şeyler yapıyor. Bu yapılmayan şeyler ne? Süslenme. Bu yapılmayan şeyler ne? Sanat. En önemli iki nokta. Ve biz diyorduk ki, daha doğrusu Mitten ve diğerleri diyordu ki, Homo sapiens'in bilişsel kapasitesi diğer kendisinden önceki insanlardan farklı olduğu için Homo sapiens mağara sanatı da yapar, Homo sapiens heykelcik de yapar, Homo sapiens süslenir de, dövme de yapar, yüzünü de boyar, her şeyi de yapar. Bugünkü insanın yaptığı davranışlar, bugünkü insan davranışlarının kökeni olarak Homo sapiens'i görüyoruz. Aslında bana bu şöyle geliyor. Açık ve net konuşacağım. İkinci Dünya Savaşı'nda üstün ırk denilen bir kavram Almanya politikasını yönetiyordu. Neydi o? Biz üstün ırkız, sizi yönetmek için bu dünyadayız. Ve bütün insanları gaz odalarında boğabiliriz. Bütün insanları savaşlara gönderebiliriz. Kendimiz için kullanabiliriz'in aslında felsefesi bu. Biz Homo sapiensiz, biz karmaşık düşünürüz, biz farklıyız. Bu benim bakışıma göre ırkçılıktan hiçbir farkı olmayan bir görüş. Yani bir insan ırkı, gerçi artık antropolojide ırk diye bir şeyin varlığı kabul edilmiyor. Irk diye bir şey yok. Bütün insanlar Homo sapiens. Ama şuna baktığımızda, yani işte Almanlar, Japonlar, Homo sapiens, Neandertal, bunlar birbirlerinden üstün ya da aşağıda değil. Bu ta 1800'lerde, 1800'lerin ortalarından itibaren başlayan bir gelişim, bir değişim, bir insan türünün başarı hikayesi. İnsan türünün başarı hikayesi diye bir şey aslında yok. Biz bunu çok net olarak 2018 yılında bir kez daha gördük ki Neandertallerin, Homo sapiens olmayan diğer insanların da bilişsel kapasiteleri en az bizimki kadar, en az bizim atalarımızınki kadar yüksek. Yani burada şunu anlıyoruz aslında. Hep bir laf vardır. Bu George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde geçer bu laf. İşte bütün hayvanlar eşittir diye bir yazı yazarlar. Ama daha sonra bazı hayvanların daha eşit olduğu ortaya çıkar. Biz Homo sapiens olarak aslında yaptığımız bu. Neden? Biz Amerikan bağımsızlık bildirgesinde 1700'lerin sonlarında demişiz ki bütün insanlar eşit doğar. Ama aynı şeyi biz Neandertallere yapmıyoruz. Çünkü Neandertallerin biz akılsız olduğunu düşünmekten zevk alıyoruz. Çünkü biz özeliz. Ama 2018 yılında 64 bin yıl öncesine ait İspanya'da yapılmış olan mağara sanatının Neandertaller tarafından yapıldığının ortaya çıktığı bir yıl oldu. Böylelikle bizim kendi yüksek egomuzun nasıl zedelendiğini de düşünmemiz gerekiyor. 2019 yılında ise 2019 da gene hızlı yıllardan bir tanesiydi. Ve yine Asya kıtasından çok büyük şok haberleri gelmeye başladı. O da Filipinler'de gerçekleştirilen bir keşif oldu. O keşifte
Homo luzonensis denilen bir insan türünün ortaya çıkmasıydı. 50 bin yıl önce yaşamış ve bunun da Australopithecus'lar, ki kendilerinin Afrika dışına çıktığına dair hiçbir iddia bugüne kadar olmadı, ve Erectus'larla benzer olduğu söylenen, onların ortak özelliklerine ait izler taşıdığı düşünülen bir insan türünün ortaya çıkması oldu. Bir başka ilginç konulardan bir tanesi, ki ben aslında doktora tezimi de buna dayandırdım. Biz soğuğu sevmiyoruz. Biz insan türü olarak tropikal iklimi seviyoruz. Tropikal iklimde var olduk diye bir Afrika kökenliliğimizden kaynaklanan bir hikaye var burada. Ve bu aslında birçoğumuzun, işte ben, insanlar Anadolu'yu geçiş rotası olarak görüyorlar. Ben görmüyorum çünkü Anadolu soğuk bir yer bence, gibisinden şeyler oldu. Ama en nihayetinde 3000 küsür metrelerde 2019 yılında Tibet'te, Tibet'in yüksek platolarında 160 bin yıla ait bir Denisova çene kemiği bulundu. Aslında bu çene kemiğinin hikayesi çok ilginç. Çünkü şundan dolayı ilginç. Burada Budist rahipler yaşıyorlar. Ve Budist rahipler mağaraları ziyaret ediyorlar. İşte çevrede dolaşıyorlar. Dolaştıklarında ölmüş eski insan kalıntılarını topluyorlar. Ve bunları güzelce havanda öğütüp içerek geçmişlerin ruhunun işte kendilerine yardımcı olması için zannedersem bir takım inançları var. Ve bu işte 2000'li yılların sonlarına doğru bu rahiplerin elinden kurtarılmış olan bir kemik aslında bu. Yani rahipler almışlar, bunu ezip kırıp içeceklermiş bir şeylere karıştırıp ve elinden almışlar. Yani dolayısıyla bir Denisova insanının kalıntısı, 160 bin yıl öncesine ait kalıntısını Tibet'te biz ancak bu sayede bulabiliyoruz. Geçen yılın gene önemli keşiflerinden bir tanesi, bizim ülkemize de çok yakın, Yunanistan'da Apidima mağarasında Homo sapiens'in kalıntılarının 210 bin yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkarıldı ve yayınlandı. Tabii bu keşifte aslında şunu gösteriyor. 210 bin yıl önce Anadolu'yu da içeren bir coğrafyada Homo sapiens'in varlığından söz etmek belki de mümkün. Ama daha sonrasında 170 bin yıllar civarında insan türleri Apidima mağarasında Neandertal türüne dönüşüyor. Yani bu bir, ne derler, gelişler ve gidişlerle olan, doğrusal olmayan bir geçmişe sahip olduğumuzun en güzel kanıtlarından bir tanesi olarak ortaya çıktı. Bu sene daha henüz yeni başladık ama bu sene de önemli haberlerden bir tanesi 800 bin yıllık Homo antecessor, İspanya'da bulunan antecessor kalıntılarının DNA'sının ortaya konması en önemli, en harika haberlerden bir tanesiydi. Bir başkası ise Baçokiro'da, Bulgaristan'da, gene bize çok yakın, 45 bin yıl öncesine ait buluntular içerisinde Homo sapiens'in varlığıydı. Şimdi bütün bu son 20 yıla baktığımızda, aslında bilimimizin, bütün bilimimizin geçmişine baktığımızda ne gibi bir sonuç ortaya çıkaracağız ve önümüzdeki süreç ne olacak diye ben düşünüyorum. Ben insanlığın tarihinin doğrusal bir tarih olmadığını düşünüyorum. Doğrusal bir tarih, işte Orta Paleolitik ne zaman bitti? Orta Paleolitik ne zaman bitti diye bir soru yok. Bu böyle bilimsel bir soru değil. Çünkü bir yerde biten bir yerde devam ediyor. Neandertaller ne zaman bitti? Cevabı olmayan ve cevabı önemli de olmayan sorulardan bir tanesi. Homo sapiensler Neandertallerle akraba mı? Önemli değil. Yani bir takım geçmişe dair çok çok önemli gördüğümüz soruların aslında son 20 yılda bu kadar da önemli olmadığını ortaya koydular. Bilimsel araştırmalar bunu açığa çıkardılar ve bizler de aslında insan türünün çeşitliliğinden bir haber yaşadık bunca zamandır. Yani düşünebilir misin? Yani Linne ilk kez işte 1700'lerin sonunda insanı sınıflandırdığında Homo sapiens americanus, Amerika'da yaşayanları temsil eden bir insan türü ortaya koyuyor. Ya da Asiaticus diye bir insan türü koyuyor. Halbuki bunların gerçek olmadığını, bu kadar çeşitli olmamıza rağmen insan türü olarak aslında bir bütün olduğumuz bence yakın zamanda yapılan keşiflerle ortaya çıktı. Tabii burada şu da var. Biz yöntemsel olarak bilime baktığımızda, yani arkeolojiye, paleantropolojiye, İnsanın geçmişiyle ilgili olan bilimlere baktığımızda
son 20 yılda yapılan araştırmaların büyük oranda başarısının geçmişteki araştırmaların sürdürülmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Cebel Irhud 100 yıldır kazılan, bilinen bir yer. Ve bugün işte Fransa'da 100 yıl önce, 150 yıl önce kazılmış yerler tekrar kazılmaya başlanıyor. Kazılmış yerlerin malzemesi tekrar incelenmeye başlanıyor. Ve işte Homo sapiens deyip kenara atılan kemiklerin, ki Yunanistan'da bunun da örneklerini gördük, yeni insan türleri olduğu ortaya çıkıyor. Yani geçmişteki araştırmaların, uzun erimli araştırmaların sürdürülmesi çok önemli. Bizim ülkemizde de ne yazık ki bu geleneğin çok fazla, yani bizim ülkemizde uzun yıllar devam eden sadece bir Karayın kazısı var. Yani Karayın kazısı haricinde ülkemizde uzun yıllardır sürdürülmekte olan bir paleolitik dönem kazısı ne yazık ki olmadığı için ülkemizde gerçekten bu anlamda bir geleneğin oluşmasının eksikliğini hissettiğimiz bir zamandayız. Bir başka güzel sonuçlardan bir tanesi, 2000'li yıllardaki Dmanisi keşfinden de hatırlayacaksınız. Bu keşif doğrudan doğruya Afrika'dan ilk çıkışla ilişkilendirilmişti. Benim de Dmanisi ile ilgili yorumum şu aslında. Yani bu Hindistan'da 2 milyon yıllık taş aletler Sivalik tepelerinde bulunmadan öncesinde de bunu düşünüyordum. Neden Asyalı olmasınlar? Çünkü insanın taş aletleri yaptığı yerlerin aslında her şeyi biz tek bir kökene götürmeyi seviyoruz. Çünkü o daha basit. O neden daha basit? Çünkü biz bunu ansiklopediye yazdığımızda ilkokuldaki, ortaokuldaki çocuk da bunu anlayacak. Geriye kalan herkes de bunu anlayacak. Ama geçmişimiz anlatabileceğimiz, anlatmayı tercih ettiğimiz kadar basit değil. Yani şu şöyleydi, bu böyleydi, şu öyle oldu. Ama cevaplar bu kadar kolay verilmiyor. Ve her şeyi biz Afrika'nın dışında çıkan en eski şeyleri artık Afrika'ya bağlamaktan vazgeçmek zorundayız. Afrika'dan çıkış, işte Anadolu'da 3 milyon yıllık bilmem ne buldum ya da 1 milyon yıllık. Afrika'dan çıkış. Hayır. Asya'yla da alakası olabilir artık. Yani bu günümüzde artık yeni bir dünya, yeni bir paradigma doğuyor. Özellikle Asya'dan doğuyor ve Hindistan daha hiç araştırılmadı. Koskoca bir kıta kadar büyük bir coğrafya. Var araştırmalar ama yeterli değil. Aynı Türkiye gibi. Biz Türkiye olarak da baktığımızda her şeyin kavşağında olan bir coğrafyadayız ama elimizde hiçbir araştırma yok. Mesela benim her zaman takıldığım konuların başında geliyor. Anadolu gibi çeşitliliği yüksek, biyolojik çeşitliliği, coğrafi çeşitliliği yüksek, birbirinden dağ sıralarıyla ayrılmış bir coğrafyada insanın çeşitliliğinin de çok yüksek olması gerekmez mi? Gerekir. Ama biz ne yapıyoruz? Alt paleolitik, erectus, orta paleolitik, neandertal. Olay basit değil. Olay Anadolu'da da olasılıkla önümüzdeki 50 ya da 100 yıl sonrasında Anadolu'da da bizim keşfedeceğimiz şey aslında insan çeşitliliğinin keşfi olacak. Bizim yeni bir taş alet bulmamız, yeni başka bir şey bulmamız önemli değil. Biz bu çeşitliliği ve bu farklılığı birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenmek zorundayız. Mesela benim en büyük sorularımdan bir tanesi şu. Bir insan taş alet grubu, bir teknoloji nasıl endemikleşir? Nasıl? Yani bitkiler endemik oluyor birbirleriyle bağlantısını kestikleri zaman popülasyonlar. Ama insanlar da endemikleşiyorlar. Çünkü her zaman izolasyon dediğimiz bir sorun mevcut. Anadolu gibi parçalanmış coğrafyalarda, dağlarla, işte kapalı havzalarla vesairelerle temsil edilen bir coğrafyada endemizm nasıl gerçekleşti? Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü elimizde taş aletler var. 500 küsür tane yerden taş alet var ve bunların hiçbirinin neredeyse elimizde doğru düzgün bir tarihi yok. Dolayısıyla Anadolu'daki araştırmalar aslında dünyaya çok büyük katkıda bulunabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen ne yazık ki yeterli sayıda araştırmacı olmadığı için bugüne kadar, geçmişten beri, yani 1940'lardan beri hiçbir zaman 15-20 kişi, hatta 15-20 kişi bile olmadı. Dolayısıyla bu toprakların da aslında insan evrimine, insanın geçmişine katabileceği çok şeyler varken biz bunları keşfedemeden geçiyoruz. Bir başka önemli sorulardan bir tanesi. Geçtiğimiz 20 yılda yapılan arkeolojik, paleolitik çağ arkeolojisiyle ilgili olan keşiflerin ortaya koyduğu en önemli şeylerden bir tanesi. İnsan her zaman başaramıyor. Bazen yok oluyor. Şöyle düşünelim.
kötü geçen bir kış ya da çok basit bir talihsizlik bir grubun yok olmasına neden olabilir. Yani biz bunu her zaman göz ardı ediyoruz. Biz her zaman başardığımızı düşünüyoruz. Başarmadığımız zamanlar başardıklarımızdan çok daha azdı geçmişimizde. Yani biz kendimizi işte fatih olarak, işte başarmış olarak görüyoruz. Bunu görmeyi seviyoruz belki de. Ama paleolitik çağ arkeolojisine baktığımızda insan ne yazık ki çok zaman ağlaya ağlaya türünün ya da kendi grubunun yok olduğunu pek çok kez gördü geçmişte. Yani o kadar çok acılar çektik yani gözlerimiz yaşarabilir belki ama geçmişte çok büyük acılar çekildi. Çok büyük bazı gruplar yok oldular. Her zaman her şey yolunda değildi. Biz bunu anlamak zorundayız. İnsanlığa eğer insanlığı tanımlayacaksak her zaman başarmadığımızı, çok zamanda yok olduğumuzu, çok zamanda türümüzün ortadan kalkmaya kadar gittiğini düşünmek zorundayız. Burada bir başka konulardan bir tanesi geçmiş araştırma. Biz artık doğanın merkezi değiliz. Bütün doğa bizim için yok. Bugün artık işte koronavirüsü de ortaya koyduk, evimizdeyiz vesaire. Bir sürü şey aynı şeyi söylüyor. Biz doğanın merkezinde değiliz. Biz doğada yaşayan bir türdük. Yanlış bir takım tarihsel gelişmeler oldu ve biz burada bu işin başına geçtik. Ama aslında doğayla dost olmamız gereken bir tür olmamız gerektiğini göz ardı ettik. Her zaman doğayla kendimizi bir mücadele içinde gördük. Ve bu mücadeleyi kazandığımızı zannettiğimiz her seferinde doğa bize cevabını çeşitli yollarla verdi ya da veriyor ya da verecektir ileride. Çok büyük bir çeşitliliğin olduğunu görmek zorundayız. Bu sadece insan türleri açısından değil, taş alet türleri açısından da, taş aletler açısından da öyle olmuş olmak zorundadır. Ve bizler bu çeşitliliği fark edersek ancak gerçek anlamda doğru bir insanlık bakışına ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Ve son yıllarda her şeyin ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan bir tanesi Asya'nın tekrar gündeme geldiği bir insan geçmişinden bahsediyoruz. Ama tabii ki işte dediğim gibi insan geçmişi ufak tefek yıldırım çakmalarıyla görebildiğimiz bir görüntü bize oluşturuyor. Yıldırım çaktığı zaman karanlıkta olduğumuzdan dolayı gözlerimizi açtığımızda kamaşıyor ve çok bir şey göremiyoruz. Böyle bir geçmişimiz var aslında. Ve geçmişimiz, umarım anlatabildim bunu bu konuşma içerisinde. Başından beri geçmişe bakışımız, son 500 yılda yaklaşık olarak geçmişe ve kendimize bakışımızın nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Benden bu kadar Murat. Çok teşekkür ederim sana. Yayınımıza katıldığın, bizi kırmadığın için çok sağ ol. Çok güzel şeyler dinledik senden. Soruları olanları bize DM'den gönderirlerse direkt mesaj olarak biz de sevgili Berkay ile paylaşırız onları. Uygun bir zamanda soruları kaçırdığımız kişilere tekrar dönüş yaparız. Onların da hakkını yememiş olalım buradan diye iletmek istiyorum. Tamam, ben her zaman sorulara cevap verebilirim yazışarak ya da sen bana gönderirsin, ben iletirim. Tamam. Hiç sorun değil. Evet. Bir duyurum daha var. Biz tabii bu arkeolojiyle ilgili söyleşiler çoğalmaya başladı fark ettiyseniz siz de. Birçok artık Instagram ya da YouTube'da geceler özellikle arkeolojiyle söyleşiler oluyor arkeolojiyle ilgili. Biz bunları Haziran'da şu an iki haftadaki söyleşi yapıyoruz. Haziran'da tek geceyi düşürmeyi düşündük. Sonra da yavaş yavaş bitireceğiz ama Gündüz Kuşağı diye bir programımız var. Burada özellikle lisans üstü yani master yapan öğrencilere, akademisyen adaylarına ya da yeni mezun olmuş arkeologlara bir deneyim, tecrübe masası açısından böyle bir gündüz kuşağı başlatmak istedik. Şu an 6 tane arkadaşımızın başvurusu var. Yani bu konuda gündüz kuşağında her perşembe saat 3'te bu programları gerçekleştireceğiz. Buradan bize gündüz kuşağına katılmak isteyenler de arkeolojihaber@yandex.com adresine bir mail atabilirler. Sonrasında biz de kendileriyle iletişime gideceğiz. Böyle bir onlara bir fırsat verelim istedik açıkçası. Gündüzlerde böyle bir öğrenci söyleşileri planlıyoruz. Ya gayet güzel. Bence azaltmayın Murat. Ben izlemeyi seviyorum. Konuşmayı sevmiyorum ama izlemeyi çok seviyorum. Evet. Belki Instagram'da değil de YouTube'da bir yayın, yani YouTube'u kullanabiliriz yayın için.
Ben biliyorsun arkeolog değilim, mevcut başka bir işim var. Şu pandemi sürecinde işlerim azaldığı için aslında buna yoğun olarak vakit ayırabildim. Hani ilerisi için belki YouTube'da söyleşileri daha sağlıklı yapabiliriz gibi düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Murat. Ayrıca bu akşam bizimle ya benim monoloğumu dinlemek için bir arada olan yorumlarıyla pek çoğunu okuyamasam bile yorumlarıyla selamlarını gönderen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel, sağlıklı günler, geceler, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, bu kitabı bana hediye etmiştin hatırlarsan. Kitabım. O zamanlar en popüler olan buydu. Evet, yani şöyle de tarihi de yazıyor. 2004'te bana vermişsin. Yani işte ne kadar zaman hızlı geçiyor Murat. Evet, tabii. O zaman için bana bunun yanından ayırma cep kitabı demiştin. Onu ben de bir solukta okumuştum ama şimdi dinlediklerimiz tabii birçok yeni güncel veriler ortaya çıkardığını gösterdi. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Ailene, evdekilere çok selamlar. İnşallah en kısa Bahşişsin. zamanda da yüz yüze görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere Murat. Hoşça kal. Hoşça kalın. Sağ ol, Görüşürüz. görüşürüz. Evet, teknik anlamda yaşadığımız sorunlar için hepinizden çok özür diliyorum. Önümüzdeki Cuma akşamı Instagram'da gerçekleştirdiğimiz yayınların 12.sinde Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Rainer Sion konuğumuz olacak. Kendisiyle Oyma Ağaç Höyü'nde gerçekleştirdiği kazıları konuşacağız. Lütfen kimseye söz vermeyin. Cuma akşamı saat 9'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.